Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Mü'min suresi 21-27. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Evelem yesiru fil ardı, onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Feyanzuru keyfe kâne akibetüllezîne kânu min gablihim, ta ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olduğuna baksınlar. İnsanlar yeryüzünde turistik gayelerle geziyor ve turistik gezilerin önemli yerlerinden işte bir kısmı tarihi yerlerdir. Ve o tarihi yerlerde eskiden bir takım medeniyetler gelip geçmiştir. Ülkemizde mesela İstanbul, Bizanslılardan kalma bir takım harabelerle, eserlerle doludur. Anadolu'da pek çok yerde yine bir takım böyle milletlerden kalma eserler, harabeler bulunmaktadır. Ve bunların tarihine baktığımızda bu gibi milletlerin bir kısmının ya doğrudan semavi bir afetle veya insanların eliyle tarih sahnesinden silindiğini görmekteyiz. Nuh kavminin toptan helak edilmesi, suda boğulması gibi, Ad kavmi, Samud kavmi, Lut kavmi gibi milletlerin yine semavi afetlerle helak edilmeleri gibi. Kânuhum eşedde minhum kuvveten ve âthâran fil ard. Onlar daha önce gelmiş geçmiş olan bu milletler şu andakilerden kuvvetçe daha fazlaydı ve yeryüzünde daha fazla eser bırakmışlardı. Onların yeryüzünde izleri bulunmakta ve geride kalan harabelerden onların medeniyetiyle alakalı ipuçları bulabilmekteyiz. Ve şunu görüyoruz ki daha önceki milletlerde şu andaki milletlerden çok daha fazla maddi medeniyette ilerlemiş olanlar da var. Roma'dan kalan harabelere baktığımızda büyük büyük binalar ve şu anda sırrını çözmekte zorlandığımız bir takım eser görebilmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları açısından bu Araplara bakan yönüyle değerlendirilirse, Arapların tarihte o kadar da derin izler bırakmış maddi bir medeniyetleri görülmemekte. Dolayısıyla onlara bakan yönüyle, işte sizden önce nice milletler geldi, sizden daha fazla kuvvete sahip idi, daha fazla eserleri de vardı ama isyan ettiler, neticede helak olup gittiler. Böyle bir manaya dikkat çekiliyor. فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah onları günahlarıyla yakaladı, cezalandırdı. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ Ve onlar için Allah'tan onları koruyacak herhangi bir şey de olmadı. Yani Allah onların helakini murad ettiğinde kimse onları Allah'ın helakinden koruyacak değildi. Çünkü Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde artık onun karşısında durulması söz konusu değildir. O şey meydana gelecektir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ Bunun sebebi şu. Çünkü onlar كَانَتْ تِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Onların peygamberleri beyinatla gelmişlerdi. Yani apaçık ayetlerle, delillerle, mucizelerle gelmişlerdi. فَكَفَرُوا Ama onlar bunları inkar ettiler. فَاَخَذَهُمُ اللّٰهِ Allah da onları yakaladı, cezalandırdı. اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْاِقَابِ Şüphesiz o Allah, kavidir, yani kuvvetlidir ve شَدِيدُ الْاِقَابِ'dir. Cezası çok şiddetlidir. Mesela Allah-u Teala yağmuru rahmet olarak bize gönderiyor. Ama dilediği zaman da yağmurla sel meydana getiriyor ve o seller icabında bir neslin helakına sebebiyet veriyor. Nuh kavminde olduğu gibi. Allah-u Teala rüzgarı estiriyor ve rüzgar bizleri gerçekten rahatlatıyor. Ama Allah onu dilediği zaman bir azap kamçısı yapıyor. Semud kavmi gibi kavimler böyle bir azap kamçısıyla, şiddetli rüzgarla helak ediliyor. Günümüzde de zaman zaman tayfun olayları, zaman zaman fırtınalar falan, bu gibi şeylerle bir azap kamçısı şeklinde bunun tecellilerini görebilmekteyiz.
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle göndermiştik. Ve sultanın mubin ve apaçık bir sultan ile, apaçık bir ferman, bir delil ile onu göndermiştik. Burada Hazreti Musa'nın ayetlerle gönderilmesi, işte Tevrat, Tevrat'ın ayetleri, mucize manası da verilebiliyor buna, bir takım mucizelerle ve onun peygamber olduğuna apaçık delalet eden delillerde bulunmaktaydı. İlâ Firavne ve Hamane ve Karun, Hazreti Musa'yı Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Yani aslında sadece bu üçüne değil, ama bu üçü bilhassa nazara veriliyor. Firavun, siyasi istibdadın simgesi ve kendini Rab yerine koyan, ben en büyük Rabbinizim diyen, milletin kendisi karşısında serfuru etmesini isteyen zalim bir diktatör. Haman, onun veziri, o da bürokrasiyi temsil ediyor ve Firavun yaptıklarını onun vasıtasıyla, onun ve emrindeki diğer kimselerin yaptıklarıyla yapıyor. Karun ise ekonomik güç. Karun'a büyük bir servet verilmiş ama o bu serveti şımarıklıkta, kötü şeylerde kullanmış. İşte Hazreti Musa gibi kimselerin gönderilmesi hem bu manada siyasi istibdat içinde olanlara, hem bürokrasi içinde bu işi yürütenlere, hem de ekonomik gücü elinde tutanlara demek ki taraf ilahiden bir uyarı. Kendinize çeki düzen verin, aklınızı başınıza alın. Bu manada peygamberler gönderiliyor. Ve Hazreti Musa da Firavun'a, Haman'a, Karun'a gönderiliyor. Fekalu, onlar dediler ki sahirun kezzab. Bu yalancı bir sihirbaz. Bu yaftalamaktır, damgalamaktır. Yani nasıl ki işte bazıları Allah'ın dinini böyle hayatında uygulamaya çalışanlara haşa mürteci damgası vuruyor. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte Mecnun demişler, şair demişler, kahin demişler. Hazreti Musa da Karun'a, Firavun'a, Haman'a vardığında onlar şunu söylüyorlar: bu yalancı bir sihirbaz. Felemma ca'ahum bil hakki min indina, katımızdan, nezdimizden hakkı onlara getirdiğinde Hazreti Musa, galu, dediler ki, yani Firavun, Haman, Karun gibiler dediler ki, uktulu ebna ellezina amenu mahu, onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün. Vestahyu nisaehum, kadınlarını ise hayatta bırakın. Burada erkek çocuklarının öldürülmesi, yani ta ki sayıları artmasın, bizim için ileride bir tehlike olmasınlar. Kadınlarını hayatta bırakmak istemeleri, istedikleri gibi onlarla keyif sürmek, kendi bir takım süfli duygularına alet etmek için. Ve mâ keydül kâfirîne illâ fî dalâl, kâfirlerin tuzağı boşa gitmeye mahkumdur. Yani kafir olanlar bir takım hile, tuzaklar kurarlar ama netice itibariyle bu boşa çıkmaya mahkumdur. İşte Firavun, Haman, Karun, Hazreti Musa'nın aleyhinde nice iftiralarda bulundular. Ama neticede Firavun'un saltanatı bitti. Onunla beraber Haman'ın da saltanatı bitti. Karun malıyla, mülküyle, sarayıyla beraber yerin dibine geçirildi ve dünyada helak olup gittiler. Ve gâle Firavun'u, Firavun dedi ki, zeruni, beni bırakın, aktul Musa, Musa'yı öldüreyim. Vel yedu rabbe, Rabbine dua etsin. İnni ehafu, ben gerçekten korkuyorum, en yübeddile dinekum, sizin dininizi değiştirmesinden, ev en yuzhira fil ardil fesat, veya onun yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Burada Firavun'un şahsiyetini tahlil noktasında gerçekten önemli bir duruma dikkat çekiliyor. Aslında Firavun astığı astık, kestiği kestik bir isim. Elinden gelse Firavun'u zaten öldürecek ama öldüremiyor.
ve çevresinde öldürme tarzında görüş bildirenler de var. Çünkü eğer öldürürsen ona tabi olanlar nezdinde ve halkının nezdinde küçük duruma düşersin. Bu senin acizliğine delalet eder gibi görüş beyan ediyorlar. Ama Firavun bakıyor ki öldürmeden de kurtulamayacak. Bundan dolayı bırakın beni de Musa'yı öldüreyim, Rabbine dua etsin. Yani Rabbi onu kurtarsın gibi bu şekilde bir istihza etmek ve onu küçük görmek var. Ve ardından اِنِّيَ خَافَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ ben onun sizin dininizi değiştirmesinden korkarım. Tabi din derken Firavun'a adeta Rab nazarıyla bakıyorlardı ve Firavun'un karşısında secde ediyorlardı. Firavun aslında kendi saltanatının bitmesinden korkuyor. İnsanların dininin değiştirmesinden ziyade kendi saltanatının bitmesinden korkuyor. Burada din tabiri, din denildiğinde illa hak din anlaşılmaz. Dinler hak din ve batıl din şeklinde ikiye ayrılır. Dolayısıyla Firavun gibilerin de kendilerine göre din adı altında uydurdukları bir takım sistemler bulunmakta. Batıl bazı sistemler bulunmakta. İşte Firavun diyor ki bırakın Musa'yı öldüreyim de sizi bundan kurtarayım. Yoksa o sizin dininizi değiştirebilir. Ev en yuzhira fil ardil fesat veya o yeryüzünde fesat çıkarır. Bundan da korkuyorum. Hiçbir müfsit ben müfsidim demezmiş. Yani ortalığı fesada verenler, ortalığı bozanlar kendilerini düzeltici olarak takdim ediyorlar. Mesela Firavun en büyük müfsitlerdendir. Ama o kendini yeryüzünde bir ıslahatçı olarak görüyor ve güya halkına hizmet ediyor. Böyle göstermeye çalışıyor. Halbuki en büyük müfsit bizzat kendisi. Hazreti Musa ortalığı düzeltmeye çalışıyor. Ama Firavun'un nazarında o bir müfsit, o bir bozguncu. Hatta Kur'an'ın başka yerinde geçiyor. Firavun Hazreti Musa'ya diyor ki ente minel kafirin, sen kafirlerdensin. Yani Firavun'un bizzat kendisi en büyük kafir, en büyük kafirlerden biri. En büyük müminlerden olan, en büyük peygamberlerden olan Hazreti Musa'ya sen kafirlerdensin, sen nankörlük yapıyorsun diyor. Demek ki değer ölçüleri farklı, ona göre de vardıkları hükümler farklı oluyor. Ve gerçekten müfsit olanlar, ortalığı düzeltmeye çalışanları müfsit olarak görüyor. Gerçekten mürteci olanlar, dini değerlere bağlı yaşayanları mürteci olarak görmek istiyor. Bu manada tarih boyu bir takım şeyler görülmüş, görülmeye devam ediyor. Vakale Musa, Musa dedi ki, İnni ustu bi Rabbi ve Rabbikum min kulli mutekebbir la yu'minu bi yevmil hisab. Ben hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden, her zorba, kibir içinde bulunan kimseden Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Yani demek ki mütekebbirlerden, kendini bir şey zanneden, kibirli, gururlu, insanlara üstten bakan kimselerden Allah'a sığınmak gerekiyor. Hazreti Musa da bunu yapıyor. Her zorbadan, mütekebbirden, hesap gününe inanmayan her mütekebbirden ben Rabbime ve Rabbinize sığınıyorum. Burada dikkatimizi çeken en önemli özelliklerden birisi bu mütekebbir olanların yevmi hisaba, hesap gününe iman etmemeleri. Değerli izleyenlerim, ahirete iman insanın hayatını tanzim eder. İnsanı günahlardan, zorbalıklardan, aşırılıklardan uzak tutar. Mesela diyelim bir delikanlı, hissiyatı galeyanda ve pek çok zulüm yapabilecek bir durumda ama cehennemi düşündüğünde kendini dizginler ve zulümlerden ve bir takım günahlardan vazgeçer. Zorba bir hükümdar, ahiret gününe inanmış olsa zorbalıktan vazgeçer. Zulmedenler, başkalarına haksızlıkta bulunanlar, gün gelip ahirette bunun hesabını vereceklerini düşündüklerinde elbette kendilerine çeki düzen verirler. Bu açıdan ahirete iman son derece önemli. Nasıl ki yazın sıcağında kışın geleceğine inanan kimseler
odun kömür hazırlığı içinde oluyorlar ve o şekilde hazırlanıyorlar, kışa hazırlanıyorlar ve önümüzde bir ahiret var ve o ahirette hesap görülecek ve orada kim ne yapmışsa karşılığını görecek. Kur'an-ı Kerim pek çok yerlerinde buna dikkat çekiyor. Zerre miktar hayır işleyen karşılığını görecek. Zerre miktar şer işleyen yine bunun karşılığını görecek. Buna inanan bir kimse elbette iyi şeyler yapmaya çalışır. Nefis ve şeytan onu kötü şeylere sevk ettiğinde de kötülüklerden uzak kalmaya çalışır. Bu açıdan ahirete iman dünya hayatımızda bizi taşkınlıklardan, şaşkınlıklardan, günahlardan muhafaza eder. Ama bir kimsede Allah korkusu yok, hesap verme korkusu yoksa o her türlü zulmü yapabilir. İşte başta Firavun ve Firavun gibi olanlar ahirete inanmayan kimseler. Bunlar inhiye illa hayatüne dünya diyor. Varsa da yoksa da dünya hayatı. Ve böyle dediklerinden dolayı şu dünyayı kendilerine bir mamure yapmaya çalışıyorlar. Ve kendilerine göre yalancı bir cennet meydana getiriyorlar. Kendilerini hayatın merkezine alıp etraftakileri kendilerine göre dizayn edip keyiflerine bakmaya çalışıyorlar. Ve engel olarak da neyi görüyorlarsa o engelleri ortadan kaldırmayı bir nevi görev telakki ediyorlar. İşte sadece tek dünya görüşünde olanlar, ahiretten haberi olmayanlar bu şekilde bir hayatın içindedirler ve ona göre beklentileri vardır hayattan ve ona göre de sorumsuz davranışları vardır. Halbuki ahirete iman etmiş olsalar, dünyayı ahiretin tarlası olarak görürler, kendilerine verilen yüksek makamları, payeleri iyi değerlendirirler. Bir Hazreti Ömer misali, adaletiyle tarihe geçmek ve huzur-u ilahide ona göre mükafatını görmek gibi güzel hedeflere yönelmiş olurlar. Demek ki şu dünya hayatında bizi her türlü günahlardan koruyabilecek en önemli esaslardan birisi ahirete imandır. Hesap gününün geleceğine imandır. Cenab-ı Hak bizleri ona göre, o sorumluluğa göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.